Bugün Beşparmak Dağları'nın güney yamaçlarındaki Ayvasıl bölgesindeyiz. Ayvasıl eski dönemlerde bir yerleşke olan, çok önemli su kaynağı bulunan bir mevki. Kalavaç ve Değirmenlik köyleri arasındaki bu özel yerdeki su kaynağının bazı inanışlara göre sonsuzluk, ölümsüzlük verdiği, yani Ay Vasilis bağlamında, bazı inançlarda ise böbrek taşlarının temizlenmesinde kullanıldığı ve bunlar için özel bir su olduğu söylenmektedir. İçerisindeki minerallerinden dolayı bu su birçok derde deva olduğu da söylenmekteydi. Son dönemlerde ki bu su kaynağı buradan atıl vaziyetteydi ve buradan alınarak şimdi Kalabaş Köyü'ne götürüldü. Belli bir miktarda su kaynağı ise doğaya bırakıldı. Doğadaki hayvanlar ve canlı hayat için bu su kaynağı da burada, birazdan onlara ziyaret edeceğiz. Şimdi bölgeyi biraz tanıyalım. Arkamızdaki gördüğümüz şu üstteki Yayla Tepe dediğimiz kısım var. Yayla Tepe'yi daha önceki programlarımızda bir efsanede anlatmıştık. Kızan Adam efsanesi. Anlatacağımız efsaneye göre o harman yerinde Kalevka veya Halevka isimli bir kişi yaşıyormuş. O kişi saman, eskiden işte dövenlerle saman çıkarırlardı ve samanları yaba dediğimiz bir küreğe benzer bir aletle savuruyorlardı. Bir tarafa ürün, yani arpa, buğday tohumları, bir tarafa da saman ve diğer çöpler dökülürdü. Bu bir ahenk içerisinde olması lazımdır. Devamlı aynı şiddettesen hafif bir rüzgara ihtiyaç vardır bu olayın olabilmesi için. İşte adamcağız da orada yabayı eline almış ve başlamış saman ayırmaya. Rüzgar durmaz. Bir sağdan eser, bir soldan eser, bir önden eser, bir arkadan eser. Öfkelenmeye başlar. Ve çıkar, neredesin brother? Nedir benimle işin gücünü bıraktın der, da benimle mi uğraşın? İkide bir de samanı bir oyanı düşürtürün, bir buyanı düşürtürün. Aynen bir gök gürlemesi çıkar. Demiş ha buradadır. Çık, atılır çıkar tam o kayanın olduğu yere. Oradan işte Girne tarafına doğru bakar ve güya Allah'ı görecek, tövbeler olsun. Ona karşı gelir. Bu esnada işte Allah onu cezalandırır. Ve taş kesme olaylarından işte bir örnek de orada görülür. Tabi hikayeye göre işte Halev kayasının taşı veya Halevka'nın taş kesilmesi olarak bilinir. Bu yere de ismi ondan gelmiştir. Daha aşağıda ise halkımızın çok iyi bildiği Alevkaya piknik alanı ve Alevkaya orman istasyonu bulunmakta. Yine gerilerimizde Beşparmak Dağları'nın uzantısı ve özellikle şu üstteki büyük uçurumu daha önceki programlarda gezmiştik. Onun üzerinde bazı mağaraları görmüştük. İşte Buharlı Mağara vardı, Gece Kuşlu Mağara ve diğerleri. Program çekimlerimiz boyunca belki de karşılaştığımız en ilginç şey, bölge halkının deyimiyle Alaflı Mağara. Beşparmak Dağları'nın tepesinde içerisinden sıcak havanın ve buharın geldiği bir kuyu.
kuyuya yaklaşmak imkansız. Çıkan buhar anında kameranın lensini kaplıyor. Lensi silmenin de faydası yok. Tek çare uzakta kalmak. Biz tabii 12-13 yaşlarında, 14 yaşları civarında babamın keçileri vardı ve onları beklemek için buralara gelirdik. Kışın özellikle işte Ocak ayından sonra bu mağaranın ağzından duman da çıkmaya başlar. Gerçekten görülmeye değer bir dumanı var. Ve buradan güya da burada ateş yanarmış gibi bir sıcaklık veriyor, görüyorsunuz. Ve bu sıcaklık sayesinde gelip buraya otururdum. Tabii her taraf buz tutmuş vaziyette ama burada özellikle yani kar yağdığı zamanlar bunun büyük bir çevresi, şöyle bir 5-6 metre çevresinde hiçbir zaman kar yığılmazdı. Ve buraya gelip otururduk, biraz ısınırdım. Şimdi babamın bu mağaraya koyduğu isim Alaflı Mağara. Bunlar yarasaların gübreleridir. Bunları çevreye yayarlar. Çok uzun kilometrelerce bir yol kat edip orada meyveleri toplarlar, yerler. Ve bu meyvelerini, çekirdeklerini dışkılarıyla çevreye bırakırlar. Ve çevrede çeşitliliği artırırlar. Karanlık yerlerde yaşamayı seviyorlar. Ya. Bak o deliğin içerisinde vardı. Dur. Taş çatılara. Bak yukarıda ne kadar var görür müsün? Ne kadar çok var görür müsün değil mi? Oo. Öyledir, özelleridir. Taş çatılar. Yarasaların taşı attığını bu acı tecrübeyle öğreniyoruz. Taş atarlar. Taşlardan biri kameraya vuruyor. Bazı zamanda asılı yüzlercesi bir arada görülüyor. Dikkatli olmak lazım. Bugün ise sadece alev kayası ve değirmenli kalavaç arasındaki bu üçgen alan içerisini tarayacağız. Bu alandaki İşte çevresel değerlerimizi ziyaret etmeye çalışacağız. Şimdi Ayvasıl bölgesi gerçekten su kaynakları açısından en zengin bölgelerimizden birisi. Hemen ileride gördüğümüz Acısu ismiyle bilinen şu çam ağaçlarının hemen ilerisinde işte halk arasında ağı veya zakkum olarak bilinen bitkilerin yoğunluğunun olduğu yerde bir güzel pınar kaynağı vardı. İşte doğa olayları son yıllardaki bu kuraklıktan dolayı etkilenmiş. Ve o pınarımız bugünlerde kurumuştur. Bunun yanı sıra hemen şurada gördüğümüz küçük pınar olarak isim verilen şu taşın altından çıkan başka bir su kaynağı vardı. Bunun ismi ise küçük pınar. İçerisinde sazların arasında küçük bir de tekne bulunmaktadır. Daha ileride Ayvasıl suyu ve bir 10 metre ilerisinde ise kilise pınarı. Bunlar ayrı ayrı iki tane güçlü suyu olan
kısımlardır. Şu üstteki 3 adet mandıra ise daha bundan 15 yıl öncesine kadar kullanılmıştır. Keçi çobancılığı yapıldığı dönemlerde bu mandıralar hizmet vermekteydi. Babamın da işte kalavaş kültürünün kökünde olan keçi çobancılığı alışkanlığından dolayı bu dağlarda yaklaşık 500 adet keçisi vardı. Babamın da 500 tane yaklaşık keçisi olduğu dönemlerde şu 3 tane mandıra kullanılıyordu. Ve şu ileride gördüğümüz, biraz sonra tam yerinde ziyaret edeceğimiz havuzlar vardır. Orada küçük küçük. O havuzlara ve bu diğer pınarlarda biriken sudan işte hayvanlar içmekteydi. Tabii şimdiki bu zamanlarda artık neredeyse şu Beşparmak Dağları'nda en köklü kültürlerden birisi olan keçi çobancılığı durdurulmuştur. Öyle bir kaybımız da olmuş.